Yakın çekti sesi. Tamam. İsmim Mehmet Yakut. Evet. Birliğin neresinden geliyorsun? Zonguldak Devrek. Hoca dur ne vuruyor? Peki askere gidiyorsun. Senin geride bıraktıklarına ne gibi mesajların var? Ne söylemek istiyorsun? Beni merak etmesinler. İnşallah her asker gibi askerliğine hep geliriz. Birçok kişi asker etmemek için çabalar. Herkes askerlik yapamaz. Bu da bir gurur. Benim için çok güzel bir gurur. Ben teşekkür ediyorum. Hadi oğlum orası sizi bekliyor. Bizim bekliyor. Sizi tanıyamıyor muyuz? Mehmet Aktaş. İsparta daha komando veli. Evet. Neler söylemek istersin? Valla bu işler sırayla. Biz yaparken başkaları askerlik yapıyordu. Sıra bize geldi. Gururla yapacağız inşallah. Abi bir dakika gözün. Gerekirse canımızı da feda etmeye hazırız. Bir daha konuşamam ben. Yani bütün arkadaşlarımız bunu düşünüyor. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Seni tanıyalım arkadaşım. Ben Vefa Yavuz Samsun Sıhhiye. Yani sıkı olarak gidiyorum yani. Nasıl söyleyeyim ben? Askerlik duygusu ilk defa yaşadığım için yani bir deli koyun var yani. Kafam karışık şu anda. Askere gidince ne yaparım diye düşünüyorum. Basmasın. Ben ailemin tek oğluyum. Hani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum abi. Evet, peki arkadaşlarına geride kalanlara ne gibi mesajın olabilir? Askerlikten korkan insanlar var ya. Yani askerlikten korkulmaz ki orası bizim köylün dilinde peygamber yatağı derler. Yani peygamber ocağı derler. Yani bundan korkulacak bir şey yok. Vatani görevini yapmaya gidiyorsun. Ben anneme şaka derim keşke beni almasalar falan derim de. Yani şakadan söylerim. Teşekkürler. Peki ama şehit olmaya hazırım diyorsun. Şehit olmaya hazırım. Ben de, Allah hayırlı vazifeler nasip etsin. Hocam ben de 3 tane gönderdim. Kayıtta mısın? Buyurun. Bir daha gönderin. Ben siz Mehmet Akbay. Tatlarım diyeyim. 3 tane gönderdim. Bir tane de yetiştiriyorum. Bu vatan için. Ben de hazırım. Ve oğluma terör vurmadan dönmek yok.